Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aziz dağ arkadaşlarım, kardeşlerim, gönüldaşlarım. Türkiye'nin geleceği ve teminatı olan genç alperenler. Bugün cennet mekan şehit liderimiz, milletin adamı 25 Mart 2009'da küresel bir suikaste şehit edilen 121. yüzyılın büyük alpereni Muhsin Başkanımızın kabrinin başındayız. Yanı başımızda Taceddin Sultan Muhsin Başkan. Bugün Nizam-ı Alem ülküsü yolunda yürüyen, Türk İslam ülküsü yolunda yürüyen Muhsin'i duruşa, Muhsin'i sevdaya bağlı dava arkadaşlarımız her yıl olduğu gibi bu yılda 12 Eylül'ün 42. yıl dönümünde darbecileri lanetleyen, cuntaları lanetleyen, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anan bir program gerçekleştirdiler. Mevlid-i Şerif okundu. Allah kabul etsin. Lokmalar dağıtıldı. Biliyorsunuz 12 Eylül askeri darbesinin akabinden bugüne 42 yıl geçti. Değişen bir şey yok. 12 Eylül junta rejimi halen devam ediyor. 12 Eylül junta rejimi bundan 42 yıl önce meydana geldi. 12 Eylül Amerika'nın ve NATO'nun tezgahladığı bir darbeydi. NATO merkezi Gladio, Beşli Çete 12 Eylül'de bir darbe yaptılar. Bu darbe sonucunda Türkiye'nin dört bir yanında 100 bine yakın ülkücü gözaltına alındı. 10 binlerce ülkücü tutuklandı. Başça hareketin lideri rahmetli Başmumuz Alparslan Türkeş olmak üzere MHP ve ülkücü kuşlarının önde gelenleri ve 12 Eylül öncesinin gençlik lideri, o yiğit adam, o dönem Türkiye'sinde yüz binlerce ülkücüye öncülük ve önderlik eden şehit liderimiz cennet mekanda 12 Eylül darbesi sonrasında tutuklananlar arasındaydı. 12 Eylül'ün mahkemelerinde, Cunta'nın mahkemelerinde 220 ülkücünün idamı istendi. Rahmetli Başmumuz Alparslan Türkeş'le beraber şehit liderimiz cennet mekan Muhsin Başkan da idamı istenmişti. 12 Eylül cehennemini gördük. Hücrelerde, zindanlarda, dar ağaçlarında 9 tane arkadaşımız dar ağacında şehit edildi. Kanımız aksa zafer İslam'ın direk şehit düştüler. Onlarca arkadaşlarımız başta C5 adlı işkence merkezi olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kurulan işkence merkezlerinde dava arkadaşlarımız şehit edildi. 12 Eylül askeri darbesi Amerika'nın Beşli Konsey'e bizim çocuklar dedik. Amerika'nın peryazmını uçaktan yaptırmış olduk. Bu kahpe darbede 9 tane ülküdaşımız dar ağaçlarında sonsuzluğun sahibine yürüdüler. Şehadete yürüdüler onlar. Ve 12 Eylül'ün mahkemelerinde, Cunta'nın mahkemelerinde ülkücüler zulme boyun eğmedi. Zulme rıza göstermedi. Amerikancı Cunta'ya, 12 Eylül faşizmine, Cunta'nın mahkemelerinde de meydan okuduk. İşkencehanelerinde de meydan okuduk. Ser verdik, sır vermedik. İşte 12 Eylül Cunta'sının, 12 Eylül darbesinin o karanlık yıllarında C5 adlı işkence merkezinde işkencelerden geçirilenden de biri de cennet mekan milletin adamı şehit Muhsin Yalcıoğlu'duk. C5 adlı işkence merkezinde korkunç işkencelerden geçirildi. Zulümlere maruz uğradı. Tabutluklara soktular. Ama o 12 Eylül Cuntası'nın ne mahkemelerine boyun eğdi, ne C5 adlı işkence merkezlerinde zalimlere boyun eğdi. Zulme rıza göstermedi, zalimlere boyun eğmedik. 1968'den 1980'e 2200 ülkücü hareket mensubu şehit edildi. Kanımız akta zafer İslam'ın diyerek bir gül bahçesine girercesine binlerce dava arkadaşımız, ülküdaşımız, kardeşimiz şehit düştüler. Onlar vatanım ha ekmeğini mişim ha onunla kızıl kurşun. Vatanım ha ekmeğini mişim ha uğruna bölücü kurşun diyerek 12 Eylül 1980 öncesinde 2200 ülküdaşımız şehit edildi. Binlerce şehit verdik. Binlerce gazimiz var. Her türlü zulümlere uğradık. Baskılara uğradık. Dar ağaçlarında sallandırdılar. Tabutluklara soktular. İşkencelerden geçirdiler. Ama ülkücüler, ama alperenler Allah'ın davasından taviz vermedik. Davamızın adı Nizam-ı Alem ve İlahi Kelimetullah davasıdır. Davamızın adı Nizam-ı Alem ve İlahi Kelimetullah davasıdır. İşte cennet mekan. Milletin adamı şehit liderimiz ömrünün 10 yılı zindanlarda geçti.
7,5 senesik Mamak cezaevindeydim. Hücrelere iki kez idamla yargılandı. İşkencelerden geçirildi. Ser verdi, sır vermedi. Bugün de bizler milletin adamı, şehitli de cennet mekan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizgisini sürdüren dağ arkadaşları, ülküdaşları, Alper evlatları yolumuza devam ediyoruz. Endişe yok, karamsarlık yok. Allah bizimledir. Allah bizimle, millet bizimle. Biz Muhsin Yazıcıoğlu ve dağ arkadaşlarıyız. Eğilmeyiz, yenilmez ve teslim olmayız. Zalimlerle, zulmedenlerle, diktatörlerle mücadelemiz devam edecek. Bu mücadele kıyamete kadar sürecek. Her zaman söylüyorum, şehitli derim cennet mekan, yine kabrinin başındayız. Sana verdiğimiz sözün arkasındayız. Sana bir kez daha söz veriyoruz. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarımızın şehit düştüğü o suikastin takipçisiyiz. O suikast aydınlatılana kadar, o suikastin önünde arkasında kim varsa bulunana kadar, o suikastı gerçekleştiren hainler yargılanana kadar Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin peşini bırakmayacağız. Nereye giderlerse gitsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, er veya geç onları bulacağız, yargı önüne çıkaracağız, adaletin önüne çıkartacağız ve hesabını soracağız. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarıyız, yol arkadaşlarıyız. Onun öğretilerine sadık kaldık. Onun dediği gibi dik duracağız, doğru söyleyeceğiz ve düz yürüyeceğiz. Çünkü bizim yolumuz Allah ve Resulü'nün yolu. Bizim yolumuz peygamber yolu. Peygamber davasının davacılarıyız. Allah'a şükürler olsun. Bu topraklarda, bu coğrafyada Alperenler var oldu müddetçe, Muhsin'i sevdalar var oldu müddetçe, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek. Her zaman her yerde ne söylüyor Muhsin Yazıcıoğlu? Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek. Biz de şehit liderimizin kabri başında, buradaki dava arkadaşlarımızda bir kez daha söylüyoruz. Allah'a şükürler olsun. Ne mutlu ki bizlere cennet mekan, milletin adamı Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşı olmuşuz. Onun şerefi yeter bize. Makamlar, mevkiler hepsi gelir geçer. Asrın Allah'ın rızasıdır. İşte Muhsin Yazıcıoğlu 55 yıllık hayatına bakın ya. Kendisi için bir gün yaşamadı. Hep devletim dedi, milletim dedi. Hep vatanım dedi. Bütün hayatını milletine, bütün hayatını vatanına dedi. Türkiye'nin birliği ve beraberliği için, vatanın milletin bölünmez bütünlüğü için Keş Dağları'nda küresel bir suikaste şehit edildik. Bir kez daha söylüyorum. Muhsin Yazıcıoğlu suikastine kaza diyenlere, Muhsin Yazıcıoğlu suikastini karartmaya, kapatmaya çalışanlara, er veya geç alayınıza da hesaplaşacağız. Hesabını da soracağız. Muhsin Yazıcıoğlu küresel bir suikastle şehit edildi. Kaza değildir bu, suikasttir. Er veya geç biz görürüz veya görmeyiz. Ama gelecek kuşaklar, yüzyıllar Muhsin Yazıcıoğlu suikastin hesabını soracaklar. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu milleti için şehit düştü. Milleti için inandığı dava hak davaydı. Bütün hayatını Türkiye'nin birliğine beraberine adadı. Kamplaşmaya, cepheleşmeye, kutuplaşmaya karşı çıktı. Türkiye'nin birliğini, beraberliğini savundu. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunduk. Muhammed'i bir duruş, Hüseyin'i sevdaydı Muhsin Başkan. Diyor ya Allah Muhsin'lerle beraberdir Kur'an. Allah Muhsin'lerle beraberdir. Bak 12 Eylül cuntasının diktatörü Kenan Evren hesap veremeden gitti. Ne diyordu Emre? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir kez daha söyle. Yani ateşi bol olsun demek. Bütün diktatörlerin sonları, bütün Nemrutların, Firavunların sonları. İşte Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki o söylenen sözdedir. Onun için diktatör Kenan Evren öldüğünde bir avuç işbirlikçi vardı yanında. Diktatör Kenan Evren'in işkencehanelerinde işkencelerden geçirttirdiği idamla yargılanan Muhsin Başkan'ın cenaze töreninde de 1,5 milyon insan vardı. Milyonlarca insan Muhsin Başkan'ın tekbirlerle ve salavatlarla sonsuzun sahibine uğurladı. Kocatepe Camii'nden Taceddin Deryan'ın yüzümünden akıyorduk. Milyonlar akıyorduk. Diyor ya Mehmet Akif, İstiklal Marşımızın şairi. Muhsin Başkan da İstiklal Marşı'nın şairi Akif için ilham kaynağım derdik.
Akif diyor ya Çanakkale şehitleri için. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana avucunu açmıştır diyor peygamber diyordu. Vurulmuş tertemiz alnına uzanmış yatıyor. Bir hilal ne yarab ne güneşler batıyor diyordu Akif. Eğer Akif yaşamış olsaydı Keştaran'da Muhsin Başkan'ın şehadetine şahit olsaydı. Bedir'in aslanları diyordu Çanakkale şehitlerimiz için. Muhsin Başkan için neler söylerdik. İşte bakın 1924'ten 2009'a ne cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, ağalar, paşalar geldi geçtik. Bakın şimdi kimse hatırlıyor mu? Diktatör Kenan'ın kimse hatırlıyor mu? Yok. Ama Muhsin Yazıcıoğlu milyonlarca insan hüsnü şehadet etti. Tekbirlerle ve selavatlarla sonsuzun sahibine uğurlandı. Anadolu ağladı, Türk dünyası ağladı, İslam dünyası ağladı. Muhsin Başkan 93'te Azerbaycan'da Bakü'de cephedeydi. Muhsin Başkan Bosna'daydı, Kosova'daydı. Muhsin Başkan terör rejimi İsrail Lübnan'ı yakarken, yıkarken Lübnan Müslümanların yanındaydık. Muhsin Yazıcıoğlu Doğu Türkistan'da, Muhsin Yazıcıoğlu Çeçenistan'da, Batı Trakya'da, Kıbrıs'ta, her Kerkük'te, Tel Afer'de. İşte o Muhsin Yazıcıoğlu'duk. Türk İslam dünyasının büyük bir lideriydi. Bu vesileyle arkadaşlarımı, program üzerine arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Var olsunlar. Her zaman söylüyorum. Kur'an diyor, şehitler ölmez. Allah yolunda öldürülenlere öldü derem edemeyiniz. Zira onlar Allah katında dirilirler. Bu vesileyle ömürlerini Türk İslam davasına adayan, vatana, millete, bayrağa adayan, bu yolda şehit düşen bütün aziz şehitlerin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Bu vesileyle başbuğumuz Alparslan Türkeş'i de, şehit liderimiz, milletin adamı, cennet mekan Muhsin Başkan'ı da ve ülkü yolunda, nizam alem ülküsü yolunda şehit düşen bütün dava arkadaşlarımızı bir kez daha rahmetle minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Yolumuz Allah yolunda şehit düşenlerin yoludur. Şehitler ölmez, kahramanlar ölmez. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek. Yolumuz Allah yolunda şehit düşenlerin yoludur. Kanımız aksa da zafer İslam'ın.